Mersin Milletvekili Ali Bozan. Buyurun Sayın Bozan. Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, fotoğraftaki genci tanıdınız mı? İlyas Bul. İlyas 26 yaşındaydı. AKP-MHP iktidarında ataması yapılmayan bir öğretmendi. Ekonomik sorunlardan dolayı hiç bilmediği bir akkuyu cehenneminde çalışmak zorunda bırakıldı ve yaşamını yitirdi. Kader miydi? Elbette hayır. İktidarın yanlış politikaları sonucu yaşanmış bir cinayetti. Bakanlığa bu iş cinayetine dair sorular sorduk. Bakanlığın cevabı burada. Bomboş bir cevap. Lafı dolandırmış ve tek bir sorumuza cevap vermemişler. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na bu kez buradan şu soruyu soruyorum. Bir öğretmenin, bir insanın iş cinayetinde yaşamını yitirmesi umurunuzda değilse bakanlığınız niye var? Bakanlığınız neye yarıyor? Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül. Buyurun Sayın Bülbül. Ülkemiz genelinde uyuşturucu kullanımı endişe verici bir boyuta ulaşmıştır. Uyuşturucu kullanım yaşının 8'e kadar düştüğü belirtilirken memleketim Aydın'da da bu sorun çığ gibi büyümektedir. Aydın madde kullanımında sürekli birinci sıraya yerleşmektedir. Türkiye genelinde 2023'te ele geçirilen metamfetamin miktarı 16 ton olmuştur. Bunun 9.7 tonu Aydın'da yakalanmıştır. İçişleri Bakanlığı her gün kilolarca madde ele geçirdiğini, şüphelileri gözaltına alındığını duyursa da konuyla ilgili kapsamlı etkili mücadele edilmediği açıktır. Bağımlılık, yoksulluk eğitim sistemindeki sorunlardan ayrı düşünülemez. Uyuşturucu bir halk sağlığı sorunudur. Cezasızlık politikası devam ettikçe uyuşturucu baronlarının bir numaralı adresi Türkiye oldukça bu sorun büyüyecektir. Çocuklarımızın, gençlerimizin bu batağa düşmesini göz yumanların peşini bırakmayacağız. Teşekkür ederim. Kocaeli Milletvekili Sami Çakır. Buyurun Sayın Çakır. Kerbela bir tuzaktır özgürlüğe ve tüm özgürlük kıvılcımları borçludur Hüseyin'e. Çölde susuzluğun değil, sonsuzluğun adıdır Kerbela. Zeynebi bakışlarla uzanır bugünlere. Gözlerden uzak, ışığı sönmüş gözlerde dondurulmuş umutlardır Kerbela. Geride bırakarak her şeyi, tehir ederek hesap vaktini acıyı, unutulmuş yarınlar ve terk edilmiş sevdalarda yaşanan zulümlerin silinmez izleridir Kerbela. Kerbela bir yol ayrımıdır, müstakim olanla yol kesen adına, o günden bugüne silinmez bir işaret gibi arzda kalbime konulmuş bir noktadır Kerbela. Bir Muharrem gününde Seyyid-i Şüheda Hüseyin'ce zulmün en günceline, en masum direnişle karşı koymaktır Kerbela. Sözümüz külli yevmin aşura, külli arzın Kerbela. Genel kurulu ve milletimizi saygıyla selamlıyorum. Zonguldak Milletvekili Eylem Ertuğ Ertuğrul. Buyurun Sayın Ertuğrul. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, yakında fındık hasadı başlayacak. Her fındık hasadı döneminde fındık üreticilerimizin emeğinin çalındığını buradan söylüyoruz. Fındık üreticilerimiz çektiğimiz eziyete değmiyor. Yevmiyeler, patoz, ilaç, gübre, temizleme maliyetleri katlandıkça katlandı. Elimize geçen para yaptığımız masrafı karşılamıyor diyor. Fındık üreticilerimiz kaderine terk ediliyor. Resmi enflasyonu %75 olan ülkede çaya maliyetine zam verildi. Buğdaya da alay eder gibi %11 oranla 1 lira zam verildi. Aynısı fındığa da yapılmaya çalışılıyor. Fındık karteline kıyak geçip düşük fiyatlar verilsin diye rekolteyi fazla açıklıyorsunuz. 10 yıldır değişmeyen miktarda alan desteği veriyorsunuz. Fındık üreticimize kumpas kurulmasına, emeklerinin heba edilmesine ve ekmeğinin çalınmasına müsaade etmeyeceğiz. Üreticimize verilen alan desteği artırılmalı ve en az 160 lira fiyat açıklanmalıdır. Teşekkür ederim. İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi. Buyurun Sayın İlgezdi. Sorumlu staj ve çıraklık yapan öğrenciler çalışmaya başladıklarında sigorta kartı almalarına rağmen bu tarih işe giriş başlangıcı sayılmadığı için büyük bir mağduriyet yaşanıyor. Zorunlu staj ve çıraklığa tabi tutulan öğrenciler bir iş yerinde çalışıyor, sigorta kartı verilmiş, iş akdi yapılmış ama bu çalışılan süre sigorta başlangıcı kabul edilmiyor. Bu nedenle EYT düzenlemesinden yararlanamayan binlerce staj ve çıraklık sigorta mağduru var. İktidarın yarattığı bu mağduriyet için meclisin bir an önce devreye girip staj ve çıraklık döneminin sigorta tescili yapılmış, bu vatandaşların işe giriş tarihleri sigorta başlangıcı kabul edilmesi sağlanmalıdır. Staj ve çıraklık sigortası mağdurlarının haklarını, taleplerinin karşılanması için her zaman yanlarında olduğumuzu da bir kez daha buradan bildiririm. Teşekkürler.
Şimdi Sayın Grup Başkan Vekillerinin söz taleplerini karşılayacağım. İlk söz talebi Saadet Partisi Grubu adına Grup Başkan Vekili ve İstanbul Milletvekili İsa Mesih Şahin'e aittir. Buyurunuz Sayın Şahin. Sayın Başkanım, teşekkür ediyorum. Öncelikle size de geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Bugün 10 Muharrem Kerbela ağacımızın yıl dönümündeyiz. Ben buradan zalimin karşısında dik duran Hazreti Hüseyin Efendimiz'e ve tüm Kerbela şehitlerimize selam olsun diyorum. Aşure günümüz kutlu olsun diyorum, mübarek olsun diyorum. Söz meclisten dışarı geçen gün de ifade etmiştim. Yezidler ne yazarsa yazsın biz her daim adaletin tarafında, doğrunun tarafında, Hüseyin'in tarafında ve Ali'nin tarafında saf tutmaya devam edeceğiz diyorum. Evet, dün 15 Temmuz hain darbe girişiminin yıl dönümüydü. Biz de İstanbul'da çeşitli etkinliklere katıldık. Biz esasında 15 Temmuz gecesi şu beyaz gömleğimizle nerede mücadele vermişsek oradaydık. Şehitler Köprüsü'ndeydik, şehitler makamını ziyaret ettik. 15 Temmuz tabii ki bu milletin asil bir duruşudur. Bu coğrafyada hala Çanakkale ruhunun yaşıyor olduğunun önemli bir ispatıdır diye düşünüyorum. Bu ruhu ortaya koyan milletimizi saygıyla selamlıyorum. O gece şehit olan kahramanlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Gazilerimize şükranlarımızı sunuyorum. Tabii ki 15 Temmuz tarihte önemli bir sayfada yerini alacaktır. Bizim için önemli bir duruş, önemli bir destandır. Biz bu duruşu ülkemiz için göstermeye devam edeceğiz. Allah'a hamdolsun o gece biz saklananlardan, geride duranlardan olmadık. O gece saklanıp geride durup da sonradan kahramanlık yapanlardan da olmadık. Sonradan kahramanlık yapıp önemli makamlara getirilenlerden de olmadık. Bunun altını özellikle çiziyorum. Benim o gece Şehitler Köprüsü'nde mücadele eden bir kardeşiniz olarak tek muradım o gece, o gecenin HTS kayıtlarının bir gün aydınlığa çıkmasıdır. Çıksın ki o gece kimler nerede pozisyon almış, sonradan hangi makamlara getirilmiş, bunu bütün millet görsün. Bu tek muradımdır. Bunu özellikle ifade etmek istiyorum. Tabii ki 15 Temmuz bizim için büyük bir toplumsal mutabakat için büyük bir fırsattı. Yeni Kapı ruhu bunun önemli bir ispatıydı. Ama bunda da başarılı olamadığımızı, bu toplumsal mutabakatı, fırsatını da kaçırdığımızı görüyorum. Buradan büyük bir toplumsal birliktelik, büyük bir sinerji üretebilirdik ama bu fırsatı da maalesef millet olarak kaçırdık diyorum. Ben her şeye rağmen 15 Temmuz'da asil bir ruh ortaya koyan milletimizi tekrar saygıyla selamlıyor. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyor. Gazilerimize şükranlarımı sunmak istiyorum. Emekli maaşıyla ilgili bugün en düşük emekli maaşının 12.500 lira olacağı açıklandı. Buradan tekrar tekrar ifade ettik. Yine ifade ediyoruz. Bu maaş emeklilerimizin geçinmesi için yeterli bir maaş değildir. Bu maaş Türkiye şartlarında, ekonomi şartlarında açlık sınırının altındadır. En düşük emekli maaşı asgari ücret seviyesinin altında olmamalıdır. Bu gerçekliğe bir kere daha dikkat çekmek istiyorum. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, cumartesi günü bütün Türkiye'nin gözü önünde İzmir'de bir cinayet işlendi. Evet, cinayet diyorum, ihmal demiyorum, bir cinayet diyorum. Maalesef İzmir'de bir elektrik akımına kapılan Özge Ceren Deniz kardeşimiz ve İnanç Öktemay isimli vatandaşımız hayatını kaybettiler. Gerçekten bu akıl alması mümkün değil. Özge Ceren kardeşimiz 5. sınıf tıp öğrencisi. Benim de bir kız çocuğu evladım var. Bir anne baba, aynı zamanda hemşerimdir, Osmaniyelidir Özge Ceren. Bir anne baba hayaller kurarak bir evladı yetiştiriyor. Üniversiteyi kazanıyor bu çocuk. 5. sınıf tıp fakültesi öğrencisi oluyor. 2